Merhabalar arkadaşlar, siz beni tanıyorsunuz. Artık ben düşündüm ve karar verdim. Bizim gezi size Türkçe olarak anlatayım. Tabii ki bana göre Ukraynaca, Rusça ya da İngilizce daha kolay, azıcık Almanca. Ama ben artık size Türkçe anlatayım. Şimdi bugünkü video burada Çek Republik. Burası bugünkü video Prag ve Karlovy Vary anlatayım ve azıcık Almanya, bir tane şehir. Aşırı güzel, her yerde gibi, tamam mı? Yavaş yavaş başlayayım mı? Ama söz, siz bana yorumları yazın, güzel oluyor yoksa kötü. Tamam, bekliyorum. İsterseniz video paylaşayım internette. Çok memnun oldum. Yavaş yavaş başlıyoruz. Burası Prag, başkent. Türkiye'de mesela başkent Ankara. Orada başkent Prag. Prag küçük şehir değil. 1 milyon kişi yaşıyor. Aslında 1,5 milyon kişi yaşıyor. Türkler az. Hem de baktık, Türk restoran aslında bulamadık, hiç yok. Ya da var ama çok az. Almanya'da daha var. Sokakta çok sanatçı var. Mesela bu adam bardakta müzik çalıyor. Ya da müzik yapıyor, daha doğrusu bilmiyorum. İçinde su var. Çok güzel bir ses duyuyorsunuz. Çok narin. İsterseniz onu para veriyorsunuz. Teşekkür. Teşekkür edirmek, edirmek. Ederim. Teşekkür ederim biliyorum. İçin. Çok güzel bence. Bu adam opera yanında duruyor. Opera çok güzel, çok eski. Birazcık izleyin. Prag'da çok otelleri var. Gerçekten çok, hem de çok eski. Bilirsiniz, Hitler ilk defa Prag gördü, hem de karar verdi. Yani savaşta bomb olmayacak. Çünkü çok beğendi şehir, hem de ülkede de çok güzel. O yüzden şimdi biz Prag görüyoruz eski gibi. Yani yeni yapılı değil. Ben internette okudum. Prag 1000 yıl oldu. Çok eski bir şehir. Hem de her yerde bakıyorsunuz çok güzel detayları var. Bu tam en büyük plats, en büyük merkez. Burası merkez, tamam. Hem de en popüler yeri şu siyah kilise. O 700 yıl önce yapılı. Çok güzel, hem de çok yüksek. Şimdi biz drone
bu video drone çekti. Bizim drone küçük, 200 gram, 250 gram aslında. O yüzden biz tek tek izin alıyoruz. Her şehir, her ülke. Yoksa daha büyük drone daha izin lazım. Yani her yerde çıkamazsın çünkü yasak. Ama bizim küçük drone 250 gram. O yüzden rahat rahat çıkıyoruz. Mesela bu en popüler, o çok Almanca, İngilizce karışıyor şimdi. Ua, clock, ama Türkçe saat, ha, saat kulesi, saat kulesi. Çok güzel ve en popüler yeri zaten Prag'da. Her zaman çok turistler orada var. Biliyorsunuz her ülke gibi korona zaman kapalı olduğu her yerde. Ama şimdi mesela Prag açık. Bizim oturum var burada. O yüzden bizim vize gerek olmadığı için gittik. Yol 6 saat sürdü. Biz Bonn'da yaşıyoruz şimdi. Bonn, Prag tam 6-6,5 saat. Burası saat. Bu arka tarafta. Ben bu mavi rengi bayıldım. Çok güzel, hem de yeni değil, yani çok eski yapılı ama o kadar renkli, o kadar güzel. Hem de küçük bir brük, küçük bir köprü var. İki bina var ve şurada iki köprü var, bir köprü var yani geçmek için. Burada sanat sokak. Çok orada biliyorsunuz Prag'da özel bir cam var. Orada cam satıyorlar. Mesela bir bardak, el yapılı tabii ki, 200 euro bir bardak. Burada Vltava bir nehir var ve sağ sol binaları var. Binaları efsane. Tek tek baktık. Her bina farklı yapılı, farklı dizayn, farklı rengi, inanılmaz güzel. Vltava kocaman bir nehir ve çok adaları var. Ne için? Çünkü bazen mesela Nisan'da çok su oluyor. O yüzden bu adaları su kesiyor. Bu çok popüler bir bina. Dans binası diyorlar onu. İki kişi gibi benziyor. Dans ediyorlar. Burada aşağıda bu gemi değil, bu restoran. Tabii ki eski gemisi. Mesela fiyatları şöyle söyleyeyim. Mesela bir kahve, normal bir kahve, tamam, sade, 2,5 euro. Fiyatları Almanya gibi aynısı. Mesela bir poğaça kaç, 1,5 euro, 2 euro. Almanya gibi. Burası şimdi biz sol tarafta gördük. Şimdi sağ tarafta gidiyoruz. Bu yeşil bina biz içeri girdik. Kapı açık, azıcık baktık. İçinde bu evin içinde. Çok güzel gerçekten. Prag çok beğendik. Hem de hava çok güzel. 16 derece, güneş, hiç yağmur yok. Bizim Almanya'da çok yağmur oluyor.
hem de çok. Ama bu sefer Prag'da efsane bir hava oldu. Şimdi burada bir tane adam var, o eski, bu bilmiyorum kelime, sailor, kim denizde çalışıyor, bilmiyorum. Ve bir sevgi göstermek için çiçekler getirdiler. Şimdi siz orkestra duyuyorsunuz, ama biz devam ediyoruz. Burada bir modern arhitektura var. Gerçekten çok enteresan bir arhitektura. Şurada yeni sanatçı. Her yerde çok var. Yine para kazanmak için. Burada bir adam bir show yapılıyor. Nasıl bir şekilde izleyelim. İzleyelim bence. Devam ediyoruz. Tabii ki biliyorsunuz bu Karlov köprü. En eski köprü. Araba için o kapalı. Sadece yaya için. Devam ediyoruz. Orada Karlov köprü yanında bir sürü sanat mağazaları var. Her şey el yapılı, her şey çok güzel, çok enteresan. Burada grafiti gibi, tamam mı? Çok var. Burada bir müze var. Orada farklı film efektleri gösteriyorlar. Nasıl o oluyor ya da bu oluyor. Bence çocuklar için çok enteresan olacak. Bu özel bir, mesela Türkiye'de simit var, tamam. Prag'da trendel, tatlı bir poğaça. İçinde farklı Nutella koyuyorlar, yoksa jam falan. Burada köprü sonunda yeni çok herhalde orada lüks yaşam var. Çünkü binaları baya güzel. Hem de baya baya değişik. Ama biz şimdi köprü dönüyoruz. Bakın binaları efsane değil mi? Bir sürü köprüde monument var. Hem de 30 tane böyle biliyorum. Şimdi siz görüyorsunuz azıcık fotoğrafları yaptık. Hangisi? Burada tiyatro. Gerçekten mutlaka Prag'a gitmek lazım. Çünkü bence inanılmaz bir şehir. Mutlaka bir defa gitmek istiyoruz. Çok kilise var. Ama enteresan bir şey var. Orada insanları bayağı ateist. %60 ateist var. Hem de %30 katolik var. Avrupa'da çok katolikler var. Mesela Almanya'da çok katolikler var. %80 herhalde. Burada bir müze var.
Şimdi biz yavaş yavaş Karlovy Vary'a dönüyoruz. Karlovy Vary yaklaşık 1,5 saat, Prag'da Karlovy Vary 1,5 saat var. Bakın, orman, hem de renkli renkli binaları ve sağlıklı su, tuzlu su var. Bizim mesela Kızılcahamam gibi. Ama çok lüks. Mesela otel. Bunlar zaten hepsi otel. Bir gece konaklama 2 kişi için 100 euro başlıyor. Bu opera. Bu da drone video. Niye çok pahalı? Çünkü burası özel bir yer. Burada çok su var. Şu tuzlu su. 13 farklı yerleri ve her otel spa veriyor, farklı doktor tedavi veriyor. Aşırı Ruslar var sokakta. Aslında ben sadece Ruslar duydum. Markette Ruslar çalışıyor. Apoteke, farmasi, eczanede Ruslar çalışıyor. Kafede Ruslar oturuyor. Mesela satılık, kiralık Rusça olarak yazıyor. Ben baktım, en yakın sınır 1800 kilometre var. Mesela Karlovy Vary Moskova 23 saat arabada gideceksiniz. Yani çok uzak. Niye burada çok Ruslar var bilmiyorum. Ama gerçekten hiç aslında ben başka insanlar görmedim. Sadece Ruslar gördük. Neyse, demek ki seviyorlar oradan. Biz devam ediyoruz. Siz isterseniz stop edin. Hem de dikkatli binaları izleyin. Çünkü inanılmaz güzel. Sanki bu bina değil, sanki bu kurabiye. İnanılmaz güzel. Şimdi siz görüyorsunuz bir fontein. Bilmiyorum ne demek. Orada çok sıcak su. 72 sıcaklık. Tabii ki onu içmiyorsunuz. O çok sıcak. O sadece monument için kullanıyorlar. Burada bir tane daha çok güzel kilise var. Bu kilise 18 yıl yapıldı. Zaten Karlovy Vary Karl 4. bir kral var. O Karlovy Vary buldu. Hem de nasıl buldu? Çok enteresan bir hikaye. O çok gezmeye sevindi. Hem de bir defa yürüyüş yaptı ve onun köpek bir sıcak su düştü. Ondan sonra kralı doktora çağırdı ve doktor dedi, bu sadece sıcak su değil, bu özel bir su, sağlıklı su. Çok mineralleri var, çok tuz var. Ondan sonra Karl dedi, artık burada şehir yaparız insanlar için. Sağlıklı yani şehir yaparız sağlık için. O yüzden bu şehrin isim Karlovy. Yani Karl bu Rusça benziyor. Karlovy kimin yani? Karlovy. Vary
Sauna demek. Burada çok sauna tabii ki var. Siz biliyorsunuz Ruslar çok sauna seviyorlar. Ama biz onu sauna demiyoruz. Biz banyo diyoruz onu. Hem de küçük bir nehir var. Bence çok güzel. Mutlaka gidin. Biz baktık, villa var ve otelleri var, özel bir daire var. Ama fiyatları biraz tuzlu. Bu eski bank, Sparkasse. Zaten burada Almanya 2 saat sınırda oldu, 2 saat. O yüzden çok Alman, mesela Alman bank var, mesela Sparkasse. O çok eski bir bank. Ve biz yavaş yavaş gidiyoruz. Burada bir park var. Ördekleri hemen, biz geldik, ördekleri hemen geliyorlar, ekmek bekliyorlar. Renkler bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten bu sonbahar inanılmaz oldu. Ama şimdi 4 derece var. Biraz üşüdük. Hem de ikisi hasta olduk ona sonra. Bu gezmeye sonra. Evet, ve bizim son şehir bu videoda Bayreuth. Bayreuth Alman bir şehir ve Bayreuth'ta bir tane opera var. Ama normal bir opera değil. Opera 14 yüzyıl yapılı, hem de içinde sadece her şey tahtada yapılı ve ben daha güzel opera görmedim. Şimdi biz randevu aldık internette. Kim ister ben ona sonra link vereyim. Çünkü sadece randevusuz, yani girmeye yasak. Çünkü sadece 26 kişi izin veriyorlar. Tamam mı? Şimdi biz bekliyoruz. Daha bir saat var. O yüzden biz üşüdük aslında. Çünkü hava çok soğuk. Bizim termin bekledik. İşte gidiyor şimdi. Bu opera efsane. Yanında çok eski otelleri var ve tabii ki her şehir gibi eski bir kilise var. Bu hepsi marble, unuttum, mermer yapılı. Bakın çok güzel. Bakın tarih yazıyor, ne zaman bu monumenti yaptılar. Hem de bu taş.
İşte bu opera. Mermer, tahta, altın, metal. Hepsi el yapılı. Bakın, özel bir balkon var. 500 kişi oturmak yeri var. Ama şimdi ne yazık ki korona zamanları kapalı. Hiç balet, opera yok. Sadece turistleri için gezme yapıyorlar. Giriş 8 euro. Ve özel bir klima sistemi var. Çünkü hiç pencere olmadığı için. Çünkü güneş çok tahta bozuluyor. Biz 40 dakika yaklaşık dinledik. Kim yapıldı, nasıl yapıldı falan. Bir sürü foto çektik tabii ki de size için. İşte arkadaşlar bu kadar. Teşekkür ederim. Siz beni izleyin ve umarım beğendiniz. Görüşürüz.